almaya geldim. Sizleri altına boğmaya geldim. Sargın Bey, bu daha başlangıç. Sargın Hatun. Göktuğ. Yarım kalan hesabı kapamaya geldim Platios. Babamın beyliğini ele geçiren Sargın'ı Göktuğ'la bir olup öldürdük. Bundan böyle kumanların başında ben varım. Demek intikam almaya geldin Targun Hatun. Evet. İntikam almaya geldim. En kanlısından. En acımasızından intikam almaya geldim. Nikola'dan alacağımız altınlar, Türk topraklarından alacağımız ganimet, lakin en önemlisi Osman'dan alınacak intikamımız var. Vur! Sen beni mi takip edersin? Nereye gittiğini bilmediğim belli. Benim yoluma çıkan sensin. Osman Bey beni obadan gönderdi diye. Yersiz yurtsuz kalmadım. Benim nereye gideceğim belli. Doğru dersin. Senin gidecek bir oban vardır. Ben Moğolları Osman Bey için terk ettim. Şimdi gidecek yerim yoktur. Ne yapacaksın peki? Ekmeğimi pusadımdan kazanacağım. Elbet bana ihtiyacı olan birileri vardır. Yeni bir anlaşma için geldim. Lakin Skınol'u unutmayasın. Geçmişte olanlar benim için henüz kapanmadı. Dodurga, Bayat, Salur boyları. Dört bir yana saçılmışlar. Moğol ne düzen bırakmış ne birlik. Bunları toparlamak gerek. Yeni bir dava için, yeni bir hedef için bir araya getirmek gerek. Bu emanetler... Bu emanetlerden seslenen atalarım, daha durur musun Osman diye haykırır. Devletimiz nerede diye sorarlar. Bütün boylar toplanacak. Onlara yurt vereceğim. Toprak vereceğim. Hedef göstereceğim. Bir ordu kuracağım. Ve kefereyi bu topraklardan söküp atacağım. Sana söz verdim babam. Sözümü tutacağım.
Ah oğlum. Ah. Bay hocam. Baban geldiğinde sana ne derse desin, sesini çıkarmayasın. Anladın mı? Benim yüzümden sana da yüklenecek ana. Nasıl yaparsınız? Nasıl? Baba. Baba ben bir hata ettim lakin... Bay hocam. Lakin. Lakin. Lakin senin yüzünden insanlar öldü. İnsanlar! Savcı Bey! Şerefimi iki paralık ettin. Benden habersiz o kaleye nasıl gidersin ha? Nasıl? Üstelik. Gebe halinle. Burası Savcı Bey. Durmayasın. Oğlu için yüreği yanan bir anaya. Sen de burasın. La havle ve la kuvvete illa billahil aleyhil azim.